Değerli basın mensupları, Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya yaptığım ilk ziyarette değerli mevkidaşım Sergey Lavrov'la bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle konuşmamın başında özellikle deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma, ayrıca ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla gönderdikleri iki yangın söndürme uçağı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Rusya ile ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde ortak gündemimizi etraflıca ele alıyoruz. Diyalogumuz, bölgemiz ve mücafir coğrafyamız açısından da oldukça kritik önem taşımakta. Samimiyete dayanan güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu, ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili, gerekse bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini de teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu nedenle bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu beklentilerimizi Sayın Lavrov'la olan görüşmelerimizde ineledim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu da teyit ettim. Daha önce taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmıştık. Gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü sürdürmeye devam ettiğimizi söyledim. Geçen hafta ziyaret ettiğim Kiev'deki temaslarımda da benzer mesajları paylaşmıştım. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler. Bu görüşmede liderlerimiz ikili ve bölgesel gündemimizde bekleyen konuları etraflıca değerlendirecekler. Bugünkü ziyaretimde liderlerimiz arasındaki görüşmeye bir hazırlık niteliğindeydi. Kırım Tatar Türklerinin durumunu da gündeme getirdik. Ülkemizin ulusal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde işbirliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi ele aldık. Terörle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini vurguladık. Ayrıca Sayın Lavrov'la bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde de durma fırsatımız oldu. Ülkelerimiz açısından önem taşıyan, kendisinin de konuşmasında beyan ettiği özellikle Suriye, Orta Asya, Afrika, Kafkasya ve bu coğrafyalardaki gelişmelere dair perspektiflerimizi karşılaştırdık. Önümüzdeki dönemde de Sayın Lavrov'la istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın Savunma Bakanı Sayın Şoygu'yla bir görüşmem olacak. Ve son olarak Sayın Lavrov'a bizleri Moskova'da ağırladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için yoğun bir çaba göstermekte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyla ilgilenen bütün kurumlarımız tahıl anlaşmasının tekrar hayata geçmesi için ilgili muhataplarıyla görüşmelerde bulunmakta. Konuya yönelik ciddi adımlar atılması için ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Burada özellikle Birleşmiş Milletler'in şu anda yoğun bir faaliyeti var. Sayın Guterres ve onun ekibiyle bizim arkadaşlarımıza yoğun bir temas halinde. Özellikle Rusya'nın pozisyonunu ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir şu anda süreç var. Daha önceki süreçte ilk uygulama döneminde ortaya çıkan aksaklıkların ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz? Daha kalıcı bir tahıl anlaşması nasıl devreye girebilir?
Bununla ilgili yürütülen çalışmalar var. Tabii bu oldukça karmaşık, zahmet gerektiren bir iş. Çok fazla teknik detay var. Finansal işlemlerden sigorta işlemlerine kadar birçok konu var. Bu konuların tabii detayına burada girmek mümkün değil. Sayın Bakan'la ve ekibiyle bu konuları tartıştık. Liderlerimiz Sayın Erdoğan'la Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuya daha stratejik çerçeveden muhakkak bir bakışta bulunacaklardır. Biz bugün konunun teknik detaylarına biraz daha girerek liderlerimize sunacağımız briefingin ön hazırlığını yapmış olduk. Çalışmalarımız devam edecek. Bu anlaşma konuşmamda da ifade ettiğim gibi hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli. Bu konudaki çabalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Уважаемые дамы и господа, мы Sayın Bayanlar ve Bayanlar, biz çok faydalı ve anlamlı görüşmeler yaptık. Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile мы констатировали динамичное развитие двусторонних отношений. Продолжается интенсивный доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время. Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и в ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены ve beklenmektedir ve ilişkimizin bütün boyutlarını da ele alınacaktır. Ticari ekonomik işbirliğimiz dinamik bir şekilde geliştirilmektedir. Geçen yıl ticaret hacmi, neredeyse %90 artışla 62.4 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Türk tarafından Rusya-Türkiye arası karma ekonomik komisyonuna yeni bir eş başkan atandı ve en yakın zamanda Türkiye'de bir toplantı yapacağız. Mutlaka kaldık. Enerji sektöründe de işbirliğimiz devam etmektedir. İlişkimizde geneksel olarak lokomotif rolü oynayan enerji sektöründe iki stratejik projelerin hayata geçirilmesini kapsamlı bir şekilde inceledik. Akkuyu nükleer santralinin 4-3 ünitesinin inşaatı programa uygun olarak devam ediyor. Инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба. Отдельное внимание мы уделили вопросам обеспечения безопасности отдыхающих в Турции российских граждан и Ankara ve Şam'ın восстановлении дипломатических отношений и налаживании полноценного сотрудничества. Лидерами России, Азербайджана и Армении, начиная с ноября 2022 года, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций, а также в отношении постконфликтного восстановления. Мы убеждены, что Турция может сыграть очень конструктивную и полезную роль в этих усилиях. Говорили, разумеется, подробно о ситуации на Украине вокруг нее, включая инициативы, которые
de ele aldık farklı girişimler, bazı girişimler Zelenski'nin baş formulunda biz yan ettirdik bu yöndeki этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную неделимую безопасность, которая будет предотвращать Bizler hala hazırda 18 Temmuz'da Karadeniz girişimi kapsamında çalışmalar durduruldu biliyorsunuz. Bu konuda bizim anlayışımız burada batıda her şeyden önce bu koridor kapsamındaki çalışmanın canlandırılması için adımlar atılması gerekiyor. Putin defalarca net bir şekilde ifade etti. Burada tedbirler alacağız dedi. Rusya kısmı ile ilgili görüşmeler değil de tedbirler bütün sorunların çözümlenmesine yönelik olacaktır. Yerine getirilmemiş yükümlülüklerin yerine getirilmesini istiyoruz dedi. Birleşmiş Milletler'in çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ama konuşmalar somut karara dönüşmesi durumda biz Ukrayna kısmı ile ilgili olarak da bu Karadeniz girişimini ele almaya hazır olacağız. Aynı zamanda Rusya Cumhurbaşkanı Türkiye Rus tahılının 1 milyon tona kadar uygun bir fiyatla verilmesi konusunu ele aldı. Türk işletmelerinde bunların buğday haline getirip dünyadaki ihtiyaç sahibi diğer ülkelere gönderilmesi için konuştuk. Katarlı meslektaşlarımız da mali açıdan bu girişime katılmak istiyor. Şunun altını belirtmek istiyorum. Biz takdirle karşılıyoruz Türkiye'nin dış politika yaklaşımını. Kendimiz şahidiz. Batı ülkeleri her türlü bu istikameti şüphe altında bırakmaya çalışıyor. Ve bu kapsamda bizler yapıcı olarak eşit adlı partner olarak bizim ülkeyimiz ve çalışıyor. Bu çalışmaların karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye açısından da bunların faydalı olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda Rus enerji kaynaklarını konusunda uzun vadeli tedariklerde indirimler yapıyoruz. Aynı zamanda turizm alanında Rusya'dan çok sayıda turist gelmekte ve aynı şekilde Türkiye'den meyve sebze alımını arttırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın mutabakatları kapsamında Türk paydaşlarımız bundan sonra karşılıklı olarak bizim attığımız adımlara karşılık verecektir. Batılı müttefiklerin engelleme çabalarına rağmen bunlar olacaktır ve olumsuz girişimler sonuç vermeyecektir. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı devlet Zafer Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye hiçbir zaman güvenliğin tehdit altında bırakmayacaktır dedi. Biz de Rusya Federasyonu'na ilişkin aynı ilkeleri kılavuz ediniyoruz ve birbirimize destek vereceğiz. Uluslararası arenada ilkesel yaklaşımlarımız sürdürmede destek olacağız. Bizim siyasi ekonomik işbirliğimiz yanı sıra önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak tarafların kaygılarını anlamaya devam edeceğiz. Ve bu konuda bizim konuda Türk meslektaşlarımızın stratejik görüşü var. Bugün de ifade ettiğimiz gibi karşılıklı saygı ve çıkar dengesi temelinde bunlara devam edeceğiz. Çok faydalı görüşme yaptık meslektaşıma. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Говорил я, ссылался на его заявление в своем вступительном слове, что как только все те
bütün bahsettiğimiz güvenceler ki bu güvenceler daha önce de Rus Birleşmiş Milletler memorandumunda yer almıştı. Guterres'in belirttiği vaatler yerine getirildiğinde biz kesinlikle bu paketin Ukrayna kısmında belirtilen konulara döneceğiz. Sayın Bakan ifade etti. Guterres bu konuda ilerlemek için çaba harcıyor. Ben de Cumhurbaşkanımız da Guterres'in çabalarını destekliyoruz. Tamam, bunda sıkıntı yok. Johannesburg'da da kendisiyle görüştük. Kendi yeni girişimlerinden de bahsetti. Bana bu konuda mesajlarını da iletti. Ama dürüstçe olarak ifade etti. Genel sekreter olsun, Türk meslektaşlarımız olsun. Önceden ifade ettiğimiz gibi bu mesajlarda tek bir güvence yok. Sadece vaatler var. Daha süratli olacağını, daha aktif olacağını söylüyorlar ve bütün bunlar da sorunun çözümüne aktif bir şekilde Rus tahılının ve gübresinin yurt dışına çıkarılmasına engel olan konularda sorun çıkaran Batı engel oluyor. Birleşmiş Milletler elemanları bir şey yapamaz. Sadece Batı'dan istirhamdan bulunabilirler. Aklı selim sahibi olun diyebilirler. Batı bunu yapmak istemiyor ve bütün bulanlar sadece vaatlerle sınırlı kalıyor. Sadece şunu ifade edebilirim. Vaatlere güvence, teminat olmadığı sürece yarın güvence gelirse yarın hemen bunları uygulayabiliriz. Ama güvence olmazsa ilerleme olamaz. Şunu da ifade etmek isterim. Benim kanaatime göre suni olarak ki batılı basını bunu körüklüyor. Burada önemli ölçüde ortaya çıkan durum abartılıyor. Bizler bugün Türk mevkidaşında istatistikleri ele aldık. FAO'nun Birleşmiş Milletler Gıda Programı'ndaki rakamlara baktık. Tahıl konusunda dünyada fiyat sıçrayışı yok dedik. Yani bazen fiyatlar aşağı iniyor, yukarı çıkıyor ama genelde 2021 rakamlarından daha yüksek rakamlar yok ortada. İlave olarak ifade ettim Sayın Cumhurbaşkanı. Güvence verdi. Dedi ki украинского зерна, Украина, которое за время функционирования Черноморской общего объема вывезенного dışarı çıkan tahılın sadece %3'ü hedef ülkelere ulaştı. Biz bu kısmı bütünüyle kapatacağız dedi ve Rusya Afrika zirvesinde St. Petersburg'da 6 yoksul Afrika ülkesine her ülke 50 bin ton tahıl gönderilecekten de yol masraflarını da biz ödeyeceğiz dedi. Ve 1 milyon ton Katar projesi kapsamında, muhtemel projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerini oluşturdular. Putin, Erdoğan'ın ele alacağı konular arasında malum tabii onların bileceği şey gündemlerini kendileri belirleyecekti. Yani bizim onların işi konusunda fal açmamıza gerek yok. Teşekkür ederim.